canlar, yeni kanalım. Arkadaşın harbi emeklerine sağlık, çok çok beğeniyorum. Çok hoşuma gitti içeriği. Like yok mu? Yok kardeşim. Oyun sunumları hem oyuncular için hem de yapımcılar için önemli zamanlardır. Oyuncular olarak yeni duyurulacak oyunları merakla beklerken, yapımcılar ise oyunlarını insanların nasıl karşılayacağını merak eder. Fakat bazen canlı yayında milyonlar sizi izlerken, sunumlarda yapılan hatalar tanıtılan oyunların önüne geçebilir. İnternette oyundan çok sunumda yapılan hatalar konuşulabilir. Ben Ludonate'den Osman Ege, bugün sizlere oyun sunumlarını... Burak, Tuğkan abinin yayın açacağını merak ediyorsan, bilmiyorsan diye söylüyorum. Discord'dan takip edebilirsin, Instagram'dan takip edebilirsin, Twitch chatine gidip yazabilirsin Tuğkan abinin. Hani oralardan öğreniyoruz öyle şeyleri, başka kanallardan değil. Hoş geldin bu arada. ...yer alan en utanç verici anlardan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim an Sony'nin E3 2006 sunumunda yer alıyor. Sunucu sahneye çıkıp oyununu tanıtıyor. Fırıncı da 7/24 botumuz. Ona yazarsan destek olurlar. Ekibimiz var. İşte Japonya'da geçiyor, şöyle mekanikler var, şöyle güzel oyun, böyle güzel oyun vesaire. Buraya kadar sıkıntı yokken sıra oyunun oynanışına geliyor. Canlı yayında tanıtılan bu oyun oynanırken bir kısımda oyuna bir boss'un giriş yaptığı ara sahne giriyor. Fakat oynanışa geçildiğinde boss oyun içindeki kamera açısına bir türlü girmiyor. Sunucu ne anlatacağını şaşırıp boss'un ekrana giriş yapmasını usulca beklemek zorunda kalıyor. Çok üzücü lan. On his back. See if he shows up. Oh, here comes. He's behind you. He's all the way at this end. Oğlum harbi çok üzücü lan. The screen, so if you'll hold on a second. Oh, here he comes. Xbox Kinect'i hatırlıyor musunuz? Bir ara Xbox'ın... Xbox Kinect bu zengin çocuklarının veya yurt dışında akrabası olan çocukların şeyde mi bu? Tenis oynuyorlardı. Oyun sektörünü değiştireceğini iddia ettiği teknoloji... Çok özeniyordum ya. Şu anda adının anılmamasının yanı sıra bu proje aslında ölü doğmuştu desek abartmış olmayız. E3 2009'da Xbox Kinect'i tanıtırken hareketlerinizi nasıl algıladığını, ekrandaki karakterin sizi nasıl taklit ettiğini göstermeye çalışıyordu. Ama proje o anda bile sağlıklı çalışmadığından ekrandaki karakterin canlı yayında ucube bir şekle girmesini engelleyememişlerdi. You ever wonder what the bottom of an avatar shoe looks like? Well, bam! There it is. All right, so let's get in and navigate to that. Sırada yine oyunculuk sektöründeki ilginç bir deneme var. Ubisoft E3 2010'da BattleTech diye bir oyun tanıtmıştı. Bu oyunda sırtınıza taktığınız bir çanta ile birlikte elinize aldığınız silahlarla birbirinizi vuruyordunuz. Laser Tag oyununun her yerde oynanabilen versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Alışveriş merkezlerindeki lazer vardı ya, bu onun ev versiyonu değil mi? Fakat bu oyunvari şeyin tanıtımı sırasında sahnede yaşanan olaylar oyundan fazla konuşulmuştu. Sunucu daha sözlerini bitirmeden olan olaylar sunumu izlemesi utanç verici bir hale getirmişti. Ne olmuş lan? If I'm talking, and now people are screaming, awesome. Oh, all right. Ne oluyor? Attractive people running around. Hold on, Joey. Shockers coming. The blue sharks. Take the lead. Jeez. Look out. Heads up. Just gonna hide. Are you tired or what? Jeez. Wow. Like, please don't kill me. Wow. It's attractive people fighting each other with. Come on, hurry up. Normalde bunun muhtemelen adamın konuşmasından sonrası olması gerekiyordu. Adam daha konuşmayı yapmadan yapmışlar. Konami'nin E3 2010 sunumu ise başlı başına utanç verici anlarla doluydu. Sunum o kadar saçmaydı ki yapılanların insanlar sunumdan daha fazla söz etmesi için bilerek tercih edildiğini düşünüyordunuz. Bu sunumda yer alan iki an ise şöyleydi. Bir sunucu insanların söylediklerini alkışlaması için zorluyordu. Alkıştan tatmini olana kadar da durmuyordu. Evet. And the battle with the armies of the more than 1 million troops. 1 million troops.
Wow. 1 million troops. Diğer bir anda ise konuşan kişinin arkasına geçmiş biri garip bir şekilde ona dik dik bakıyordu. Yani nasıl bir kafadalardı bilmiyorum ama yıllar sonra bile konuşulan bir sunum oldu Konami sunumu. Disturbing creatures, the mind-boggling and mind-bending psychology that transports players to an alternative nightmare world. Experience that is Silent Hill. Sırada internet dünyasında bir meme haline gelen bir sunum var. E3 2011'de Ubisoft sunumundaki bir sunucu sahnede o kadar garip hareketler ve konuşma sergiliyordu ki insanlar onu Bay Caffeine olarak anmaya başladı. Hareketleri sanki sahneye çıkmadan önce 10 tane kahve içmiş gibiydi. Yaptığı şakalar da sunumla o kadar alakasızdı ki insanlar nasıl tepki vereceğini bilememişlerdi. Gaming is all that and a little bit more. Sometimes it's just a hell of a lot of fun. Sometimes you have to put down the hand weights and pick up the daggers. Everyone do it with me. I said everyone come on. Son olarak ise Twitch'in telif hakkı saçmalığından doğmuş utanç verici bir an var. BlizzCon 2021'de Blizzard sunumunu renklendirmek amacıyla Metallica'yı sahneye çıkarmıştı. Tabi o dönem pandemi olduğu için etkinlik internet üzerinden veriliyordu. Ama Twitch getirdiği saçma sapan telif politikasından kendi bile korktuğu için kendi kanalında verdiği bu konferansta Metallica şarkısı çalan Metallica'yı susturup yerine saçma sapan bir müzik koymuştu. Canlı yayında insan... Oğlum! Böyle bir şey yaşandı mı? ...kanalında verdiği bu konferansta Metallica şarkısı çalan Metallica'yı susturup yerine saçma sapan bir müzik koymuştu. Canlı yayında insanlar Twitch'le dalga geçiyordu. Böylece videonun sonuna geldik. Sizin oyun sunumları sırasında hatırladığınız utanç verici anlar var mı? Yorum olarak yazabilirsiniz. Değişik lan. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Harbi değişik lan. Abi Clash of Clans...